Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlay. Favoriler videosu ile karşınızdayım. Kasım ayında okuduğum kitapları, izlediğim dizi ve filmleri anlatmak için geldim. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube'daki şu anki izleyicilerimin büyük bir kısmı kanalıma abone olmayan kullanıcılar. Bu yüzden eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa, videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen kitaplarla videoya geçiyorum. İlk olarak bu ay 1984'de okudum George Orwell'ın. Bu kitabı neden daha önce okumadım bilmiyorum. Çok aslında sürekli böyle niyetlenip bir türlü okuyamadığım bir kitaptı. Bu ay okudum. Önce konusundan bahsedeyim biraz. Konusunu bilmeyenler için. Kitaptaki olaylar 1984 yılında geçiyor. Dünya birbiriyle sürekli savaşan 3 gruba bölünmüş durumda. Avrasya, Doğu Asya ve Okyanusya. Bu dünyada da bizim kahramanımız Winston Smith'in yaşadığı yerde mutlak bir güce sahip bir parti var. Her şeyi izleyen ve partinin başında olan bir büyük birader var. Bir de herkesin evinde olan ve kapatılması yasak olan tele ekranlardan sürekli insanları izleyen düşünce polisleri var. Böyle bir ortamda Winston Smith bir memur olarak çalışıyor aslında. Arşiv bölümünde çalışıyor ve görevi temelde şu. Mesela atıyorum bundan 2 ay önce Doğu Asya ve işte Okyanusya savaşıyordu. Ve bütün işte gazeteler, kayıtlar, kitaplar her yerde Doğu Asya ve Okyanusya'nın savaştığı yazıyordu. Her yerde Doğu Asya ve Okyanusya savaşıyor. İşte savaş şu durumda, savaş bu durumda. Savaş şurada kazanıldı, şurada kaybedildi falan filan. Bunlarla ilgili mesela haberler var. Aradan biraz zaman geçiyor. Doğu Asya ve Okyanusya artık savaşmıyor. Ve diyorlar ki biz başından beri Avrasya ile savaşıyorduk. Doğu Asya ve Okyanusya hiç aslında savaşmadı. Bu sefer o arşiv bölümünde bütün eski kayıtları değiştiriyorlar ve Okyanusya'nın aslında başından beri Avrasya ile savaştığını yazıyorlar bütün kayıtlara. Yani geçmişe yönelik tarihi değiştiriyorlar. Winston da böyle bir ortamda yaşıyor ve artık dünyanın önceki halini hatırlayamıyor zaten. Ama içinde bir yerlerde bu sistemin yanlış olduğunu ve bir şekilde özgürlük kazanmak istediğini biliyor. Ve bu özgürlük için aslında kendi kendine savaşıyor. Ayrıca bir aşk yaşamaya başlıyor kitapta. Biz Winston'ın özgürlük isteğini ve aşkını bir şekilde yaşamasını izliyoruz aslında. Kitapları anlatırken gerçekten çok zorlanıyorum çünkü konuyu tamamen anlatabilmek için baştan sona böyle bir özetlemem gerekiyormuş gibi geliyor. Ama böyle olunca da size spoiler oluyor. O yüzden bu kadar yeterli bence. George Orwell'ın distopik bir başyapıtı olan bu kitap, dönemler ve tarih değişse de sürekli olan totaliter rejime karşı tutulmuş bir ayna aslında. Ben kitabı sevdim. Bayağı sevdim. Okuyanınız da çoktur diye düşünüyorum zaten. Ama okumadıysanız mutlaka bir şans verin. Bu ay okuduğum ikinci kitap Çekim Yasası. Bu aralar çok fazla araştırıyorum böyle şeylere. Evrenin yasaları işte çekim yasası falan filan. Bu kitabı da sevdim. Bütün olarak baktığımızda, genel olarak baktığımızda sevdim. Ama yazarla aklımın uyuşmadığı, düşüncelerimizin tutmadığı bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi yazarın sert bir dille inanç sistemine dalga geçmesi demeyeyim de sert bir dille inanç sistemini saçma bulduğunu hissettirmesi diyeyim. Yani kitaptan anladığım kadarıyla herhangi bir dine mensup değil. Çok normal olabilir. Ama herhangi bir dine mensup olan insanları ve işte bir Allah inancı ya da Tanrı inancı ya da her neye inanıyorsa bir inancı olan insanların o inancını biraz küçümsediğini hissettim kitapta. Ve bu bana göre biraz yanlış bir dil bir yazar için. Çünkü o kitabı kimin okuyacağını bilemezsiniz yani. Biraz daha böyle bir şeyleri anlatırken her düşünceye açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de böyle biraz daha kişisel gelişim diyebileceğimiz türde bir kitap yazan biri için. Bu arada yazarı tanımıyorum. Yani kim olduğunu hiç bilmiyorum. Daha önce başka bir kitabını da okumadım. Bu kitapta bana hissettirdiğinden yola çıkarak sadece böyle bir yorum yapıyorum. İkincisi de kitabın bir bölümünde çekim yasası ve sağlıkla ilgili bir şeyler söylüyordu ve işte aslında hastalıklarımızın vücudumuzda olan birçok hastalığın asıl nedeninin bizim sürekli onları çekmemiz olduğunu söylüyor. Buna bir noktaya kadar katılıyorum. Mesela kanser hastalarına sürekli işte moralini yüksek tutmasını, iyileşeceğine inanmasını söylerler. Bunun mesela çok doğru ve bu konuyla ilintili olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de
Hani neyi çağırırsanız ona gidiyorsunuz. O da size geliyor. Ama kitapta bir yerde mesela şeyden bahsediyordu. Sanki hani DNA'nın, genetiğin hiçbir önemi yokmuş gibi. Mesela yani atıyorum ailenizde şeker rahatsızlığı varsa sizde de şeker rahatsızlığı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü genetik böyle işleyen bir şey. Ya da ailenizdeki herkes bir şekilde kalp rahatsızlıkları yüzünden vefat ettiyse mesela sizde de bunun olma ihtimali yüksek. Ki hani tıp da biraz böyle çalışır. Mesela bir şey için doktora gittiğinizde bir şeyden şüpheleniyorlarsa derler ki işte hani ailenizde hiç böyle böyle hastalığı olan var mı? Herkese sormuşlardır yani. Kitapta yazar hani sanki bizim genetiğimizin hiçbir önemi yok. Ben oturup bütün gün işte ben şeker hastası olacağım, ben şeker hastası olacağım, ben şeker hastası olacağım diye beklediğim için şeker hastası oluyorum gibi bir dil var. Bundan da hoşlanmadım. Evet hani bir şeyler çektiğimizi kabul ediyorum ama hani genetiği de reddedemeyiz. Onun dışında kitabı sevdim. Bu küçük takıldığım noktalar dışında kitabı sevdim. Öneririm ilginizi çektiyse. Kitapta genel olarak evrenin en temel yasası olan çekim yasasını, hayatımızda ne tür etkileri olduğunu ve onu nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Zaten çıtır çerez, kısa ve hızlı okunan bir kitap. Tavsiye ederim. Üçüncü kitap Yeşilin Kızı En serisinin kaçıncı kitabı ya? Altıncı kitabı. Yeşilin Kızı En serisinin altıncı kitabı. Kitap serinin şu ana kadar en hızlı okuduğum, bitirdiğim kitabı oldu. Gerçekten su gibi böyle okudum bitti. Bayağı akıcıydı. Çok hoşuma gitti. Kitabın önceki hikayesini hiç okumadıysanız bu kısmı geçebilirsiniz. Çünkü önceki 5 kitabı okumayanlar için spoiler olabilir bir devam kitabı olduğu için. Eğer önceki 5 kitabı okumadıysanız ve önce onları okumak istiyorsanız ve bu kitap size spoiler olacaksa şuraya yazdığım dakikaya gidebilirsiniz direkt. Ama ilk 5 kitabı okudum bunu merak ediyorum diyorsanız da şöyle bir konusu var. Anne ve Gilbert 5. kitapta evlenmişti ve rüya evlerine taşınmışlardı ki zaten 5. kitabın adı Rüya Evi'ydi. Ve kitabın sonunda da rüya evinden çıkıp başka bir yere taşınıyorlardı. Taşınmışlar, yeni taşındıkları yerde Ingleside. Ama kitap çok büyük bir zaman atlamasıyla başlıyor öncelikle. İlk kitabın sonuyla ikinci kitabın başı arasında 7 yıl falan var. O 7 yıl mesela kayıp, hiçbir şekilde bilmiyoruz neler olmuş. Sadece şunu biliyoruz. Anne ve Gilbert'ın artık 5 çocuğu var. Ve Anne işte 6. çocuğa hamile. O 5 çocuk hani ne ara? Neden? Nasıl? Hani hiçbir şey bilmiyoruz. Ayrıca kitapta da çok büyük bir zaman atlaması oluyor ve bunu fark edemiyorsunuz okurken. Yani sıralı gidiyor olaylar ama sanki hepsi mesela atıyorum bir sene içinde oluyormuş gibi geliyor ama seneler geçiyor yani aslında. Yine bir kitapta da 7-8 sene kadar ileri atlıyorlar. Kitabın bu yanı birazcık kopuk geldi bana. Çünkü arada olan şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve birden en şu an 45 yaşına falan geldi. Yani nasıl? Ama şey çok hoşuma gitti. Kitapta Anne'in çocuklarının hepsinin karakterlerini anlayabileceğiniz şekilde bilgiler verilmiş. Yani her bölümde neredeyse Anne'in başka bir çocuğu başka bir macera yaşıyor ve bunu okuyoruz. Aslında hani o çocukların yaşadıklarını okuyoruz ve bu hoşuma gitti. Mesela Anne'in hikayesini okumak zaten benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Anne ilk kitapta yetimhaneden alınmış bir çocukken şu an işte koskoca bir kadın oldu. İşte her türlü aşamasına da şahitlik ettik. Bu benim hoşuma gidiyor. Hani karakter gelişimini bu kadar net gözlemleyebilmek. Şimdi Anne'in çocuklarını da gözlemleyebiliyor olmak benim ayrıca hoşuma gitti. Ve tatlılar yani böyle okurken gülümsedim falan birçok yerde. Sevdim bayağı. Tavsiye ediyorum. Bu seriyi zaten genel olarak tavsiye ediyorum. Son 3 kitabım kaldı benim sanırım. Yanlış bilmiyorsam 9 kitap. Diğerlerini de okuyacağım en kısa zamanda. Şimdi diziye geçiyorum. Dizi olarak bu ay sadece Brooklyn Nine-Nine'ın 8. sezonunu izleyip bitirdim. Yazın falan çıkmıştı sanırım ama izlememiştim. Böyle arka arkaya bölümleri izledim. Gerçekten çok böyle duygusal bir şekilde bitirdim. Çünkü final sezonuydu zaten. Ve Brooklyn Nine-Nine'ın ilk 7 sezonunu da ben zaten hani birinci bölümden başlayıp arka arkaya izlemiştim. Hani senelerdir izlediğim bir şey değil de. Arka arkaya 7 sezon izleyip biraz ara verip 8. sezonu izlemiş oldum. Öncelikle Brooklyn Nine-Nine'ı anlattığım videoda da söylemişimdir diye düşünüyorum. Amy Santiago karakteri benim bu hayatta
en yakın olduğum karakterlerden biri. Neyse, bunu daha ayrıntılı anlatırım ama gerçekten Amy bana çok benzeyen bir karakter. Çoğu yönüyle, bazı yönleri değil tabii ki, %100 aynı da değilse. Ama mesela dizide böyle Amy'ye çok odaklanılmıyor gibi hissediyorum. Aslında neden odaklanmıyorsunuz? Yani çok tatlı bir karakter. Neyse, bitti zaten. Spoiler vermeden biraz sonları hakkında yorumumu yapacağım. Brooklyn Nine-Nine hakkında yorum zaten önceki videolardan birinde yapmıştım. O 7 sezonu bitirdikten sonra. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmayayım. Zaten sevdiğim bir dizi. Sadece 8. sezon hakkında şöyle bir yorumum var. Sezon boyunca Holt ve Kevin'in ilişkisine çok değinmişler. Hatta yani neredeyse tamamen her bölümde onlarla ilgili bir olay yaşanıyor ve onlar üzerinden ilerliyor biraz. Hoşuma gitti aslında ama bir yandan da sanki çok olmuş, hani çok bütün sezon onların ilişkisi üzerinden gitmiş gibi. Rosa karakteri en askıda kalan karakter oldu kafamda ama bunu çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani mesela final bölümünde bütün karakterler için bir son yazılmış, hani iyi kötü. Karakterlerin nereye gittiğini biliyoruz ama Rosa hakkında yine hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bu dediğim gibi çok yerinde bir karar bence. Çünkü Rosa böyle bir karakter. Rosa hakkında hiçbir şey bilmememiz gerekiyor gibi zaten. Charles'ın son sezonlara doğru öğrendiği, kendi hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçek beni gerçekten Charles'tan daha çok üzmüş olabilir. Amy'nin sonu tam beklediğim gibi bir sondu. Muhtemelen herkesin, hani izleyen herkesin beklediği sondu Amy'nin sonu. Ama Jake'in sonunu kesinlikle bu şekilde beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum ve Jake'in sonu beni çok duygulandırdı aslında. Ama asla böyle bir şey beklemiyordum. Hani Jake hakkında en son düşüneceğim şey sanırım böyle bir sondu. Çok güzel bir sezon yapmışlar bence. Bazı şeyler havada kalmış. Çok böyle alelade geçilen şeyler olmuş. Amerika'daki Black Lives Matter hareketine bir gönderme, bir destekte bulunmuşlar aslında. Ama bunu çok havada yapmışlar bence. O konuyu hani daha iyi bir şekilde irdeleyebilirlerdi diye düşünüyorum. Ama yine de ben kendi açımdan bakacak olursam gerçekten çok güzel bir sezon ve çok güzel bir son olmuş diziye. Sevdim. Şimdi son olarak filmlere geçiyorum. Zaten ışık değişti biraz. Hava çünkü çok bulutlu ve şu an tamamen önüme bulutlar geçti. O yüzden ışık biraz gitti gibi. Hemen hızlıca filmleri de anlatmak istiyorum. Işık daha fazla gitmeden. İlk olarak Çernobil 1986 isimli filmi izledim. Çernobil'in dizisini çok yakın zamanda çektiğim bir videoda önermiştim size. O diziyi önce izleyen biri için çok boş bir film. Gerçekten birazcık çöp bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çernobil'le bir alakası olmasa da aynı kurguyu, aynı senaryoyu yapabilirlermiş. Konusu şöyle. Çernobil'deki patlama olmadan hemen önce emekliye ayrılan bir itfaiyeci var. Ve patlama olduktan sonra o da Çernobil'e gidiyor. Emekli olmasına rağmen. Ayrıca işte onun yıllar öncesinden birlikte olduğu bir kız arkadaşı ortaya çıkıyor falan filan. Yani dram filmi biraz. Çernobil'le ilişkili olmasa da aynı hikaye, çok çok yazıldı zaten. Hani daha çok böyle kıyamet sonrası dram filmi tamamen. Orada mesela bir, ne bileyim, küresel bir olay olsa, bir sel bassa, bir yangın olsa, bir tsunami olsa yine aynı senaryoyu yazarlarmış. Çok beğenmedim filmi. Filmi izleyeceğinize üzerine 3 saat daha koyun, diziyi izleyin. Gerçekten dizi çok daha iyiydi. Diğer 3 filmden ikisini aynı anda anlatacağım. Çünkü ikisi birbirine bağlantılı. Iron Man 1 ve Iron Man 2'yi izledim. Marvel izlemiyordum ben. İzlememiştim yani. İzlemiyordum değil. Hiç izlememiştim ve izleyeceksem hani seri şeklinde izleyeyim diye düşünüyordum. Marvel'a başlamıştım yakın bir zamanda. Şimdi de Iron Man 1 ve 2'yi izledim. Iron Man'in hikayesini çok sevdim. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Tony Stark, yani Iron Man'imizin, silah üreten bir şirketi var. Ve bir gün Afganistan'da esir düşüyor. Ondan zorla bir silah yapmasını istiyorlar. O da bu silahı yapmak yerine kendine bir zırh yaparak oradan kaçıp kurtuluyor. Ve bu şekilde Iron Man hikayesi doğuyor. Yani böyle örümcek ısırdı da Spider-Man oldum gibi bir karakterden ve kurgudansa böyle bir kurgu bana çok daha iyi geldi. Diğer Marvel filmlerini daha izlemedim, bitirmedim. O yüzden bütün süper kahramanlar hakkında konuşmuyorum. Ama genelde işte dediğim gibi bu süper kahramanların hikayesi biraz daha böyle hani oldu bitti, bir şey oldu ve birden süper kahraman oldu falan gibi olduğu için
Bunu daha sağlam ve daha oturaklı buldum. Ayrıca Robert Downey Jr.'ı izlemek inanılmaz keyifli zaten. O yüzden çok sevdim Iron Man 1 ve 2'ye. Son filme geldik. Son filmde Red of Man, Türkçe'ye İntikam Vakti diye çevirmişler. Jason Statham'ın filmi. Filme yine sırf sinemaya gitmek için gittim. Allah aşkına şu sinemalara bir komedi filmi getirin. Güzel bir efendime söyleyeyim gençlik filmi getirin. Bir şey getirin kafamız dağılsın diye gidelim artık. Gerçekten aksiyon izlemekten sıkıldım sinemada. Sinemaya gitmek de istiyorum. O yüzden böyle aslında ilgimi çekmeyen ama sırf sinemaya gitmek için gittiğim filmlere gidiyorum. Ama neyse bu filmi sevdim. Genelde aksiyon filmlerinde sıkılırım bir yerden sonra. Çok vuruş dövüş çok ilgimi çekmiyor. Ve sıkıyor beni bir yerden sonra. Ama bunun hikayesini çok sevdim. Hikayede H isimli karakterimiz oğlunun intikamını almak için sürekli zırhlı araçlarla para taşıyan bir şirkete giriyor ve o araçlarda güvenlik görevlisi oluyor aslında. Kendi yetenekleri sayesinde de bir sürü soyguna engel oluyor. Ama asıl amacı tabii ki o şirkette çalışmak ya da soygunlara engel olmak değil, kendi oğlunun intikamını almak. Dizi böyle kısım kısım ayrılmış ve her kısımda başka bir olaya götürerek bütününü tamamlıyor kafamızda. Bir yerde işte adamın o şirketteki halini, işte tavrını, yaptıklarını izliyoruz. Bir yerde oğluna ne olduğunu ve işte onun neden intikam almak istediğini izliyoruz. Bir yerde o oğluna olan şeye sebep olan şeyin nasıl planlandığını, nasıl yapıldığını izliyoruz ve film hani böyle puzzle gibi kafanızda oturuyor. Bu çok hoşuma gitti. Hani böyle izlerken sizi biraz aktif kılıyor aslında. Böyle filmleri severim. Dediğim gibi bayağı sevdim. Işık çok gitti. O yüzden videoyu kapatıyorum. Zaten anlatacaklarım da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitaplardan, dizi filmlerden izlediğiniz, okuduğunuz varsa aşağıda yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ya da bana öneri yapabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.